Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burada grup bölüm elemanlarının göz altında yaşadığı işkence için, yaşadıkları işkence sonucunda bir araya geldik. Biliyorsunuz grup yorumun solist... Grup yorumun yaklaşık 8 yıldır solistini yapan Selma Altun'un polisler tarafından çelik otosu içerisinde iki kulağına iki elle defalarca vurulması sonucu sol kulağını kaybetmiştir, kulak sayı yatırmıştır ve sağ kulağı da çok az duymaktadır. Yine grup yorumda keman çalan arkadaşımız Dilan Balcı'nın ayaklarında morluklar, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler bulunmaktadır, yüzünde çizikler bulunmaktadır ve ayağına basamamaktadır. Ve gözaltında bulunan 23 kişinin tamamı neredeyse yarı derecede bir katliamdan geçmişlerdir. Çelik otobüsünün içerisinde toplam 14 saat boyunca öncesinden üzerlerine yedikleri gazla birlikte sıcak klimanın altında, sıcak son derece ayarlanarak sıcak klimanın altında 14 saat bekletilmişlerdir. Ve bu 14 saatin her saatinde dayaklarla, joplarla, kaslarla dövüne dövüne kendilerinden geçirmişlerdir. Ve bazı arkadaşların elleri arkada kelepçeli olan arkadaşlarımız yerlere yatırarak üzerlerine çıkılmıştır. Sırtlarına, ayaklarına basılmıştır. Ve özellikle grup yorum elemanı olan arkadaşlarımız bu işi yaptıkları için, yani devrimci sanatçılık yaptıkları için bir daha söylemesinler diye, bir daha duymasınlar diye, bir daha halkın türkülerini yapmasınlar diye adeta işkencelerden geçirilmişlerdir. Ama biz diyoruz ki bu işkenceleriniz yetmez, bizi bitirmeye yetmez. 27 yıl boyunca ve dünyanın bütün insanlık tarihi boyunca hangi devrimci sanatçıyı ve hangi devrimci ilerici duyguları yok ettiniz? İnsanlığın tarihini geriye doğru götüremezsiniz, durduramazsınız diyoruz. Evet, AKP iktidarı bugün sadece grup yoruma saldırmıyor. Bütün kesimlerini karşılarına almış durumda. İlk başta topladı sanatçıları, onları ikna etmeye, anlatmaya çalıştı. Ve şimdi ne yapıyor? Tiyatroları yıkıyor başlarına. Tiyatro salonlarını ibadet merkezleri haline getirmeye çalışıyor. Kendi yaşam alanları yapmaya haline getirmeye çalışıyor. Koca holdinglere peşkeş çekmeye çalışıyor. İşte AKM'nin durumu, işte emek sinemasının durumu, işte son dönemdeki tiyatrocuların yaşadığı durum. Ve sanatın diğer bütün dallarına heykeller yıkılıyor, karikatürler yasaklanıyor. Ve AKP iktidarı 10 yıl boyunca hep demokrasiden bahsetti. Hep paketlerden bahsetti ve ilerlemeden bahsetti. Peki hangi ilerlemedir bu? İşkenceye sıfır tolerans dediniz, işkenceyi bitirdik dediniz. Peki bugün yaşadığımız durum neyle açıklanır? İnsanların en doğal hakkı olan basın açıklaması hakkını bile ellerinden almaya hangi şekilde bunu reva görüyorsunuz? İnsanlara, devrimcilere, demokratlara hangi şekilde bunu reva görüyorsunuz? Evet, bugün grup yorum elemanları adliyede şu anda savcılıktan hakimliğe sevk edildi, tutuklanmak üzere. Sonucunu bekliyoruz arkadaşlar. Ve burada sanatçı dostlarımız var. Ferhat Tunç, Pınar Aydınlar, Marsis, Buruk Muzur, Nurettin Güneş, Emeği Ezgi, Ayla, Burhan Berken, Fevzi Kurtuluş, Hasan Hüseyin Demirel, Şair Ahmet Çanaklı, Metin Karataş, Niyazi Koyuncu, Grup İster Ateşi ve Partizan, DHP, PDD ve Halk Cephesi'nden kurumlarımız burada. Türküler susmaz, havaylar sürer. Türküler susmaz, havaylar sürer. Türküler susmaz, havaylar sürer. Evet, yıllar boyunca grupları olarak halkın nefesine uğradığı saldırılarda yer almaya çalıştık ve hep örgütlülüğü önümüze hedef olarak koyduk. Evet, herkesin birleşmesi için türkülerimizi söylüyoruz. Bugün de kendi yaşadığımız baskılar için buradayız ve bir aradayız. Yine tekrar ediyoruz ki bugün örgütlenmenin önemi tekrar ortaya çıkmıştır. Bütün sanat alanlarından, bütün kesimler bir
birleşmedikçe, karikatürcüler, tiyatroculara destek vermedikçe, tiyatrocular müzisyenlerle bir arada olmadıkça biz bu zulmü, bu vahşeti, bu saldırıyı ve bu işkenceleri hep yaşayacağız diyoruz. 27 yıllık tarihimiz bedellerle dolu bir tarihtir. Tutuklamalarla, gözaltılarla, konser yasaklarıyla, albüm toplatmalarıyla dolu bir tarihtir. Ve 27 yıl boyunca bir grup elemanı susturulmaya çalışılmıştır. Yerine 10 tane grup elemanı gelmiştir. Bugün de inatla bunun mücadelesini vereceğiz. Halkın türkülerini susturamayacaksınız. Halkın türküleri milyonların elinde, dilinde rehber almaya devam edecek diyoruz. Ve AKP'yi faşizmi korkutmaya devam edeceğiz diyoruz. Yaşasın Beyrutlu Savaşların dayanışması. Yaşasın halkın türküleri diyoruz. Bin yıllardan bugüne ne Pürsultan'ı susturdunuz, ne Ruhusuları susturdunuz, ne Sabahattin Ali'leri susturdunuz, ne Nazım Hikmetleri susturdunuz. Bugün de grup yorumu ve grup yorumları susturamayacaksınız diyoruz. Sizin korkulu rüyalarınız olmaya devam edeceğiz. Şimdi söz almak isteyen arkadaşlar, savaşçı arkadaşlarımızı buraya davet etmiştim. Türkiye'ler susmaz, alaylar sürer. Türkiye'ler susmaz, alaylar sürer. Türkiye'ler susmaz, alaylar sürer. Değerli basın mensupları, İstiklal Caddesi'nde bugün kendimiz için yürüdük. Son 10 yılda bu cadde üzerinde birçok halk kıyırları nedeniyle yürümek zorunda bırakıldık. Ama müzisyenlerin, sanatçıların bu ülkede işkence görüyor olması aslında AKP iktidarının uyguladığı faşizmin ne boyutta olduğunu açıklamaya yetiyor. Evet, bu utanç vesilesi bir durum. Dolayısıyla bugün AKP iktidarı teslim alamadığı herkese düşmanca davranarak ve daha da ileri giderek sanatçılara işkence yapabilen bir iktidar olduğunu ortaya koymuştur. Şunu gördük arkadaşlar. İktidar aslında bu ülkede kendi haklarını ve özgürlüklerinin peşinde koşan herkese düşman bir iktidardır. Kahvaltı sofralarında bir araya geldiği sanatçıları, onları ikna etmek adına bolca dil döken bir başbakana tanık olduk bu ülkede. Sanatın ve sanatçının artık özgür olacağını ifade ederek aslında nasıl büyük bir yalan söylediği bugün çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sanatçılar muhalif kimliğinden dolayı takip ediliyor, tehdit ediliyor, hakkında olmadık basit nedenlerden dolayı dava açılıyor ve hapis cezalarıyla cezalandırılmak isteniyor. Daha da ileri giderek göz altına aldıkları sanatçılara ağır işkencelere maruz bırakarak aslında kendi gerçek yüzünü, yani faşizmin o iğrenç yüzünün ne olduğunu dünya aleme gösteriyor. Grupların elemanlarına yönelik bu saldırı bu ülkede muhalif olan bütün sanatçılara yönelmiş bir saldırıdır. Dolayısıyla kendi hakları ve özgürlükleri için mücadele eden bütün kesimler bugün bir arada AKP faşizmine karşı birlikte mücadele etmenin artık gerekli olduğuna inanmak durumundalar. Böyle devam edemez. Bu ülkeyi faşizme teslim etmeyeceğiz. Onurumuzla yaşamak istiyorsak onurlu yaşamanın yolu faşizme karşı direngen olmayı, faşizme karşı mücadeleyi daha da yükseltmeyi gerektirir. Dolayısıyla grupların elemanlarına yönelik bu faşizanca saldırıyı, yapılan işkenceleri şiddetle kınadığını belirtmek istiyorum. Ve bu arkadaşlarımızın derhal hem de zaman kaybedilmeden serbest bırakılmalarını talep ediyorum. Yüz binlerce insana konser veren insanların bu ülkede işkence görüyor olmasının affedilir bir yanı yok arkadaşlar. Eğer bu iki arkadaşımıza bir gün işkence yapılıyorsa bu faşizm yarın hepimize aslında teslim alamadığı, kendisine biat etmeyen bütün muhalif kesimleri neler yapabileceğini ve nelerle karşılaştırmak zorunda bırakacağı ortada. AKP faşizmini lanetliyorum,
ve bu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum. Teşekkür ederim. İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. Devrimci sanat engellenemez. Devrimci sanat engellenemez. Devrimci sanat engellenemez. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Mesaj öncelik şu an göz altındaki spor arkadaşlarımızı burada hep birlikte alkışlarımızla selamlamak istiyorum. Dediler ki, bütün sanat alanlarındaki sanatçılar birleştiğimiz zaman bu ülkede çok şey değiştireceğiz. Ve biz şey eklemek istiyorum Yaşan adına, bütün sanatçıların, bütün devrimci sanatçıların hitap ettiği kitleler, bütün emekçiler, bütün yoksullar, bütün işçiler birleşecek ve o film dışı sarayları aslında o zaman onların başına yapacağız. Teşekkür ederiz. Çok şey öğrendim, çok şey öğrettiler. Yani diyecek söz bulamıyorum. Sadece insanlık onuru işkence engellenecek. Metris'te de öğrendiğimiz bir slogan vardı o tarihlerde. İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. Şimdi basın işlemimizi okuyalım. Ellerinizi grup yorum elemanları Selma Altın ve Bülent Balcı'nın üzerinden çekin. İstanbul polisi son bir haftadır bir devrimcinin cenazesine karşı duyduğu tahammülsüzlükle işkence yapıyor, insanları biber gazına boğuyor. Halkın en köklü değerlerinden olan, gerektiğinde savaşlara ara verdiren cenaze gibi bir değerin üzerinde tepiniyorlar. Onların ahlakları yok, kuralları, ilkeleri yoktur. 16 yaşındaki kızlarımızı çırılçıplak soyarlar, ağızlarına demir cop sokarlar. Genç, yaşlı,